Ben ağlarım, sen gülersin. Neden bu kadar zalimsin? Artık beni rahat bırak. Sen kimseyi sevemezsin. Bu fırtına gelir geçer. Aşk dediğin bir gün biter. Bu günler hep gelip geçer. Aşk dediğin bir gün biter. Kendi derdim bana yeter. Talihime, aşkımıza, kaderime ağlar gözlerim. Ağla gözlerim. Çile çektim, gençliğimi feda ettim. Maksadını geç anladım, sevgilim ben esir miyim? Bu fırtına gelir geçer, aşk dediğin bir gün biter. Bu fırtına gelir geçer, aşk dediğin bir gün biter. Kendi derdim bana yeter. Talihime, aşkımıza, kaderime ağla gözlerim. Ağla gözlerim. Korkuyorum. Korkuyorum sevgilim. Neden hayatım? Yoksa sevgime inanmıyor musun? İnanmasam yaşayamam. Ama durumumuz üzüyor beni. Haklısın Leyla. Kaçamak buluşmalar, gizli bir sevgi hoş değil tabii. İşin sonuna geldik artık. Stajım bitti. 4. ağır cezaya tayin edildim. Ah, ne iyi! Bütün üzüntülerimi unutturacak kadar mutlu bir haber. Mutluluklar peş peşe gelecek sevgilim. Birkaç pürüzü de halledince evlenmemiz gün meselesi olacak. Pürüz dediğin ailen mi? Evet Leyla. Senden saklayacak değilim. Biliyorsun babam son derece muhafazakar bir adamdır. Onu kırmadan durumu idare etmek mecburiyetindeyiz. Anlıyorum sevgilim. Seni ölünceye kadar bekleyeceğim. Yalnız beraberliğimizi bilmeyenlerin baskısı korkutuyor beni. Kimmiş onlar? Ailem. Maddi sıkıntılar içinde olduğumuzu biliyorsun. Babam kendisine yardım edecek bir damada evet demeye dünden razı. Böyle birisi mi var yoksa? Evet. Korkmamın sebebi de bu işte. Kim bu adam? Yusuf. Beklemekten hoşlanmam Salih Efendi. Ya evet, ya hayır! Bana kalsa bin defa evet evladım. Ama Leyla'nın da kabul etmesi lazım. Sen baba değil misin? Kız kısmına fazla hak tanımayacaksın bu zamanda. Haklısın evlat. Ama istiyorum ki her şey güzellikle olsun. Leyla anasız büyüdü. Garip, hassas bir kızdır. Zamanı gelince... O zamanı bekleyecek kadar sabırlı değilim Salih Efendi. Kıza kendisini istediğimi söylemedin mi yoksa? Söylemez olur muyum evlat? Önce kabul etmedi. Sonra üstüne üstüne gidip senin hayırlı bir kısmet olduğunu söyleyince... Kabul etti değil mi? Hayır evladım. Zaman istedi. Düşüneceğini söyledi. Düşünecek zaman geldi oğlum. Annen de ben de seni mutlu bir yuvanın erkeği olarak görmek istiyoruz. Biliyorsun, Reşat Bey'in kızı Mine yakında Avrupa'dan dönüyor. Önce mesleğim baba. Henüz başlangıçtayım. Muvaffak olduktan sonra evliliği düşünmek istiyorum. Herhalde ailemizin şerefine layık bir gelin seçersin diyeyim oğlum. Ona ne şüphe hanım? Necmi'nin her şeyden önce aile itibarımızı düşündüğüne eminim.
emsallerine benzemez bizim oğlumuz. Allah korusun! Mergenlerin başına gelenler malum. Çok feciydi. Büyük oğlan bir manikürcüyü eve gelin getirdi de hanımefendiye felç geldi. O hususta hiç merak etmeyin. Sizlere felç getirecek bir gelin seçmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Eminiz tabii. Şimdiye kadar hatalı hareket etmedin. Bundan sonra da etmeyeceğine inanıyoruz. Bu inancınızı yıkmayacağım baba. Müsaadenizle çalışmam lazım. Nasıl oldu kızım? Bitirdim efendim. Acaba girebilir miyim? Tabii yavrum, hemen git. Çok iyisiniz efendim. Dünyanın en büyük mükafatı benim için bu izin. Küçük şeylerle mesut olmasını biliyorsun. Birkaç saatlik izin bu kadar mühim mi? Yerine göre efendim. Bugün hayatımın en mesut anının yıl dönümü. Alaşmaladık. Güle güle kızım, güle güle evladım. Merhaba Leyla. Merhaba Yusuf abi. Abi demekten ne zaman vazgeçeceksin Leyla? Abim olarak tanıdım seni. Olabilir ama o eskidendi. Şimdi durum değişti. Babana düşüneceğini söylemişsin. Evet, biraz da zaman istemiştim. Bak Leyla, açık konuşalım seninle. Buraya gelişim tesadüf değil. Kararını bir an önce vermeni istiyorum. Seni kırmak istemem ama kararım müspet olmayacak Yusuf abi. Sebep ne? Bana res çekenin kozlarını bilmek isterim. Yoksa o koz tırnakları cilalı bir züppe mi? Hayır, sebep yok. Gönül işi bu. Haklısın, gönül işi bu. Cevabın hayır da olsa senden vazgeçmem Leyla, bunu aklından çıkarma. Hadi, atla arabaya da seni evine bırakayım. Teşekkür ederim Yusuf abi. Atölyeye malzeme alacağım da şurada yakında, müsaadenle. Niye kırıldın bana? Bugünü hatırlayamadığın için. Tanıştığımız günün yıl dönümüydü. Haksızlık etme. Son günlerde kendi adımı bile unutacak kadar meşgulüm. Seni meşgul eden işlerim mi? Hayır, sen. Babamla konuşamadım Leyla. Müsait bir zaman beklemekten başka çaremiz yok. Bekleyecek durumda olsaydım lafını bile etmezdim Necmi. Biliyorsun ana olmak üzereyim. Beni düşündüren de bu. Seni kırmak istemem. Ama bu dertten kurtulman çok iyi olacak Leyla. Derdim değil o, benim çocuğum. Çocuğumuz Necmi. İnkar etmiyorum. Sadece hatalı hareket ettiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Tamir edilemeyecek bir hata mı bu? Şimdilik öyle. Kritik bir devredeyiz. Beraberliğimizde utanılacak bir taraf olmamalı sevgilim. Her şeyi bana bırak. Göreceksin yakında kurtulacağız bu karışık durumdan. Nasıl isterse. İşlerinin arasında dertlerimle seni üzdüğüm için kızma bana. Sana kızamam ben. Sadece severim. Bugün için de özür dilerim senden. İnan ki ilk tanıştığımız günün büyük önemi var benim için. Bunları söylemen yeter bana. Belki ileride bu mutlu günü kutlar, acısını çıkartırız ha? Gene de bugünü değerlendirmek istiyorum.
Bu madalyon senin güzel boynuna daha çok yakışır. Ah, hayır, kabul edemem bunu. Sana uğur getirdiğini söylemiştin, gönlüm razı olmaz uğrundan ayrılmana. Öyleyse paylaşalım bu uğuru. Ne var baba? Ne oldu gene? Daha ne olacak kızım? Adın bütün mahallenin ağzında. İğrenç bir dedikodu aldı yürüdü. Kızına itimat et baba. Bir gün beni anlayıp hak vereceksin. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Kızını dövmeyen dizini döver demişler. Seni bir erkekle birlikte görmüşler. Benim de bir arkadaşım olabilir baba. Hem etrafa hesap vermek mecburiyetinde değilim. Bana mecbursun ama! Şu birkaç günlük ömrümde alnı karalı gezmek istemem kızım. Kararımı verdim ben. Ne kararı bu baba? Yusuf'la evleneceksin. Asla! Buna imkan yok baba. Neden? Yoksa kulağıma gelenler doğru mu? Hayatımda bir erkek mi var? Konuş Leyla! Anlat bana her şeyi! Baba! Ne var kuzum? İlacını getireyim sana. İstemez! Geçer şimdi. Dur! Ara sıra olur böyle. Üzüntü yaramaz bana, bilirsin. Üzülecek ne var baba? Var kızım. Çok şey var. Senin telli duvaklı gelin olmanı istiyorum. Ama bu dedikodular, bu söylentiler... İnanma onlara baba! Çok yakında en mesut günlerimizi yaşayacağız. Halimi görüyorsun kızım. Yarına çıkacağım şüpheli. Bunun için Yusuf'a evet dedim. Ama baba ben... Yok. İtiraz etme. Nüfus kağıdın Yusuf'ta. Bitirsin artık şu işi. Göreceksin, sonumuz iyi olacak kızım. Yok, imkansız bu. İmkansız! Necmi! Seninle konuşmam lazım Necmi. Delisin sen, burada ne işin var? Anlatacaklarım var. Gel benimle. Kayıt Süleyman burada! Burada! Seni dinliyorum, söyle. Güç durumdayım Necmi. Telefonu al. Görmüşler bizi. Kim? Beni tanımışlar mı? Bilmiyorum. Babam sadece dedikodulardan bahsetti, isim vermedi. Bundan sonra verebilir, buraya gelmemeliydin. Ama hayati bir mesele bu. Lütfen anlayış göster Necmi. Babam Yusuf denen adama evet demiş. Üstelik nüfus kağıdımı da vermiş. Böylesine bir emrivakiyle karşılaşmak istemezdim. Kırıcı konuşma. Ne yapabilirdim? Çaresizdim, sana koştum. Çaresini düşünmüştük evvelce, bir doktor. Hayır! O bahsi açmanı istemiyorum. Sokaktan gelen bir kadın muamelesi yapma bana. Sen de bunu hak edecek durumları yaratma. Yarın görüşürüz Leyla, bu meseleyi iyice düşünmem lazım. Hoşça kal. Necmi, dur biraz! Seni ne kadar özlediğimi bilemezsin kızım. Kalp kalbe karşıdır efendim. Ben de Avrupa'dan döner dönmez hemen sizi ziyaret ettim. Gözün aydın hanım! Biricik sevgiline kavuştun artık. Aman hemen kıskanma sen de! Bilirsin Mine'yi öz kızım gibi severim canım. Oo Necmi bir dakika! Gel bak burada kim var. Hoş geldin Mine. Hoş bulduk Necmi. Bana müsaade efendim, çok güle geç kaldım. Güle güle yavrum! Babana selam söyle kızım. Baş üstüne efendim! Allah'a ısmarladık. Çok şirin bir kız doğrusu. İyi bir aileye mensup, güzel, zeki, paralı... Üstelik tahsilli de hani. Abi, bu sene Fransız Sanat Akademisi'ni bitirdi. Ne? Benim kızımmış gibi iftihar ediyorum Mine'yle. Belli olmaz hanım, bakarsın senin kızın oluverir Mine. Ne dersin Necmi? Hiç düşünmedim baba. Düşünmeni tercih ederdim oğlum. Mine'den daha uygun bir gelinin mevcudiyetine inanamıyorum. Üstelik acele etmek de lazım. Bekar gençler daha şimdiler Mine'nin etrafında ya, pervane. Elbette. Ben olsam, yani ben senin yerinde olsam... Benim yerimde değilsiniz baba. Müsaade edin de bu mevzu ben düşüneyim. Tabii oğlum. Ben sadece fikrimi söyledim. Eğer senin için bir önemi varsa tabii. Şimdiye kadar önemi vardı baba ama bundan sonra... Evet.
Bundan sonra da olacak mutlaka. Aa, farkında mısın Necmi'nin çok huzursuz bir hali var. Hemen pirelenme hanım, meslek heyecanı onunki. Bütün gün katiller, hırsızlar, bir takım uygunsuz kişilerle uğraşıyor. Kolay mı canım? Babam Yusuf'a evet demiş. Çaresizim Necmi. Bizim oğlumuz emsellerine benzemez. Önce ailemizin itibarını düşünür. Böyle kırıcı konuşma Necmi. Sokaktan gelen kadın değilim ben. Ailemizin şerefini düşün Necmi. Ailemizin itibarını düşün. Ailemiz, ailemiz, ailemiz. Leyla. Beni kahreden düşüncelerden sonra bu mektubu yazmaya karar verdim. Beni anlamaya çalış lütfen. Ayrılığımızın kahreden acısını şimdiden duyuyorum yavrum. Ama başka çaremiz yok. Kaderimize boyun eğip hayat yolumuzu yeni baştan çizmeliyiz. Lazım olur düşüncesiyle sana bir miktar para gönderiyorum. Hayır! Leyla! Şahit Zafer! Şahit Zafer! Buyurun! Necmi Bey'i görmek istiyorum. 10 gün sonra Kutçuk Hanım. 10 gün sonra mı? Nişanlısıyla Ankara'ya gitti. Yusuf, Yusuf, damadım olacağın için ne kadar seviniyorum bilemezsin. Yalnız durumumuz malum, uzun uzun çeyiz hazırlayacak kudretimiz yok. Bir an evvel olsun bitsin bu iş. Ben de aynı fikirdeyim. Hemen nikah için gün alacağım. Ayın 15'ine ne dersin Leyla? Üzülme! Hak veriyorum sana! Gelin kısmı böyleymiş, hem ağlarmış hem gidermiş! uzun ettin be! Anladık! İstemediğin bir izdivaç yaptın, zorladık seni! Ama gırtlağına da sarılmadık ya! Haklısınız! Beni zorlayan siz değilsiniz! Kaderim böyleymiş! Daha açık konuş benimle, ne demek istiyorsun? Yardım edeyim sana. Dokunma bana, beni rahat bırak, yalnız kalmak istiyorum. Çok şey istiyorsun Leyla. Hiçbir şey istemiyorum, seni de istemiyorum. Bunu söylemek için çok geç kaldın güzelim. Yaklaşma, yaklaşma bana. Evliliğimiz hatalıydı zaten, bir an ne olduğunu şaşırdım. Çaresizdim, itiraz edemedim sana. Ne? Lekeli bir kadınım ben, başka bir erkeğin malıyım, anlamıyor musun? Karın olmaya layık değilim ben. Böyle olmasını istemezdim ama oldu bir kere. Olan bana oldu ama. Namusumu iki paralık ettin, şerefimle oynadın! Seni geberteceğim! Geberteceğim seni! Hayır, hayır! Söyle bakalım, kim bu adam? Kim olduğum mühim değil Yusuf. Haklısın! Belki de birkaç tanedir! Kullanılıp atılacak bir paçavrasın çünkü sen!
Bana yamanacağını sandın ha? Bunun acısını çıkaracağım senden! Bir kahpesin sen! Aşağılık bir yosmasın! Öldürmeyeceğim seni! Damla damla eritip mahvedeceğim! Yürü şimdi! Baban olacak boynuzluya gideceğiz! Hayır! Hayır! Yalvarırım, yapma! Ne olursun, yapma! Ben yandım! Babamı yakma hiç değilse! Yalvarırım! Alayınızı yakacağım! İçinizdeki pis damgayı alnınıza yapıştıracağım! Yürü! 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 Cezasını çekeceksin! Yeter! Vesika verdireceğim sana! Yeter! Ne olur, yetermiş. Babam duyacak! Nima, ne oluyor? Leyla kızım, ne var, ne oluyor? Bu haliniz ne? Al malını Salih Efendi! Şimdiye kadar kızımdı! Bundan sonra sermayen olur, al! Ne oluyor kızım? Ne demek istiyorsun Yusuf? Senin bir boynuzlu olduğunu söylüyorum! Kızını bana yamayacağını sandın ama evdeki pazar çarşıya uymadı Salih Efendi! Nasıl olur bu? Leyla yavrum konuşsana! Kendini müdafaa etsene! Affet beni baba, affet! Ne olur bir şey sorma bana! Yoksa doğru mu bu? Hala şüphen mi var moruk? Hadi vakit kaybetmeden evin kapısına bir kırmızı fener as da müşterilerin sıraya girsin! Yusuf! 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 Baba! Babacığım! Sakin ol babacığım! Baban değilim ben! Keşke kızım olmasaydın! Keşke seni anan hiç doğurmasaydı! Bilseydim kendi elimle öldürdüm seni! Hakkımı helal etmiyorum! Haram olsun! Vay canına, okudun mu Necmi? Neyi baba? Lekeli gelin hadisesini. Evet, okudum. İbret alınacak bir facia değil mi? Baba ölüyor, kız yalnız ve yıkılmış, alnı lekeli... Cemiyetin yüz karası oldu gitti. Yazık, çok yazık! Vallahi acımam Fuat, kendi düşen ağlamaz. El alemle oynaşırken aklı neredeymiş aspanın? Böyle konuşmayın anneciğim, kızın iç dünyasını bilmiyoruz. Belki sevdi, belki yeminlere, vaatlere kandı. Bence asıl suçlu, kızı bu duruma düşürendi. Öyle değil mi Necmi? Bilmiyorum. Bu konuda düşünmedim henüz. Düşünmeye ne hacet, Mine haklı. Bana göre de bu hadisede suçlu ne kız, ne de onu böyle teşhir eden kocası. Bütün suç, şu anda gazetedeki haberi belki de gururla okuyan soysuzda. Kızı aldatıp da yüzüstü bırakan aşağılık herifte. Yeter artık baba! Bu tatsız mevzuyu kapatın lütfen! Ya! Öyle ya canım! Biraz da iç açıcı konulara dönelim. Mesela nikah meselesi. Gününü bile daha kararlaştıramadık. Doğru ya! Daha bekletecek misiniz bizleri? Hayır baba! Formaliteler tamamlandı. Mine ile konuştuk. Eğer siz de münasip görürseniz hafta sonu gün alacağız. Güzel! Demek aldığın yumurta çürük çıktı ha? Öyle oldu! Ama biz de çürük yumurtayı omlet yapıp yemedik. Nikahı bastın ama! Elimizin kiri sayılır! Ne de olsa erkeğiz! Orası şüpheli! Burada mı? Ha!
Var mı başka kaşınan? Kulağınıza küpe olsun! Bize polim yapanın hali duman olur! Yürüyün be, bunların topu zenne kılıklı! Topumuzu madara ettiler! Bunun acısını çıkarmazsam anamın kemikleri mezarında sızlasın! Kollayın kendinizi kardeşler! Bırakın beni be! Bırakın, bırakın! Her şey nasıl madara ettik yani ha? Gördün mü? Söz iddia makamının. Sayın hakimim, suç sabit ve deliller açıktır. Sanık cinayeti tahammüden işlemiştir. Hazırlık tahkikatı evrakında... Vaziyet kötü abi, savcı dişliğe benziyor. Dosyayı tetikliyorum. Garip şey, sanki onu daha evvel görmüş gibiyim. Bu itibarla ama nerede? Türk ceza kanunu... İş savcıda değil mi abi? Sus! Evet! Tedziyesini talep ediyor. Hatırladım. Hatırladım şimdi. Gereği düşünüldü. Dosyanın tetkiki ve şahitlerin dinlenmesi için davanın 10-11-1948 tarihine bırakılmasına karar verildi. Pisi pisine gitti çocuk abi. Daha gitmedi Nuri. Bize yardım edecek birisi var. Kim bu? Leyla. Hayır. Yanılıyorsun Yusuf. Necmi Tekin adında birini tanımıyorum ben. Adını duyunca neden sarardın öyleyse? Neden şeytan çarpmışa döndün? Seni tekrar görmekten. He. Unutma, babamın ölümüne sen sebep oldun. Hayır, ben değil. Seni aldatan, sonra da bir paçavra gibi fırlatıp atan Necmi sebep oldu her şeye. Babanın ölmesine de, kardeşimin katil olmasına da. Onu tanımadığımı söyledim sana. Boşuna inkar etme, gördüm sizi. Gizlice buluştunuz. Sonunun böyle olacağını bilseydim, o gün gebertirdim sizi. Şimdi bana yardım edeceksin. Ona gideceksin Leyla. Kime? Necmi'ye. Karnındaki çocuğun babasına. Konuşacaksın ondan. Kardeşimi ancak o kurtarabilir. Suç delillerini yok etmesini isteyeceksin. Delisin sen. Sana asla alet olmayacağım. Pekala. Öyle olsun. Seni gene ziyaret edeceğim Leyla. Hem de yanımda itibarlı bir misafir olacak. Kardeşime yardım edeceksin Necmi. Suç delillerini yok edebilirsin. Hafifletici sebepler yaratabilirsin. Tekliflerinin kanun nazarında suç olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii. Ama senin suçunun yanında benimkisi çok masum kalır. Ne demek istiyorsun? Anlamadın mı? Pazarlık yapmaya geldim seninle. Senin suçuna karşı kardeşimin suçu. Ödeşeceğiz böylece. Kuru gürültüye pabuç bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Pek kuru gürültü sayılmaz. Aldatılıp terk edilmiş bir kız, kahrından ölen bir baba, enayi yerine konan ben, katil olan kardeşim ve doğmaya hazırlanan bir piç. Peki bütün bunlarla benim ne ilgim var? Leyla ile başlayan bir ilgi bu. Leyla mı? Öyle birini tanımıyorum ben. Ya, öyle mi oldu şimdi? Pekala. Yarın sabah gazetelerde genç bir savcının rezaletlerini okuyunca tanırsın herhalde. Bir dakika! Leyla nerede şimdi? Girin! Leyla! 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 Gidiyorum Yusuf. Bana geleceğini söylediğin için bu mektubu bıraktım. Boşuna beni aramaya kalkma. Belki bulursun ama sadece cesedimi. Kararlıyım Yusuf.
dünyayı yaşanmaya değer bulmuyorum. Ne çare ki bir can taşımaktayım. Yoksa kahredici hayatıma çoktan son verirdim. Durumumdan hiç kimse sorumlu değil. Hiç kimseden kötülük görmedim. Necmi diye birisini tanımıyorum ben, rahat bırak kendisini. Dünyasında mesut olsun, mesut etsin yanındakileri. Sana zararım dokunduğu için affet beni. Yusuf. Kahpe, kendisini de harcadı bizine. Unutalım bunları. Aksi halde başına dert açarsın. Hakkında açılacak bir ifade davası mahvederdi seni. Ama kaçtı Leyla, senin gibi bir adam için kendini feda etti bu dolar. Bunlar seni alakadar etmez. Yaşadığım müddetçe peşindeyim. İntikamımı damla damla alacağım senden. Ölüm hafif kalacak intikamımın yanında. Her şeye rağmen kardeşin kanunların emrettiği şekilde cezalanacak. Bu konuya şahsi kinlerimi karıştırmayacağım. Karar. Saffetoğlu, 1925 doğumlu, Hacer'den olma Ferit Caner'in suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince 18 sene 6 ay ağır hapis cezası ile tecziyesine temyizi kabil olmak üzere karar verildi. Daha bitirmedin mi kız? Son suyum abla. Çabuk tut elini, daha Ahmet Bey'in çamaşırları da var. Onları yarına bıraksak olmaz mı? Nedenmiş o? Bugün iyi hissetmiyorum kendimi. Durumumu biliyorsun. Bana mı sorup yaptın kız? Fikri peydalarken sonunu düşünseydin. Hadi hadi elini çabuk tut, sallanma! Yazıklar olsun sana be, bir türlü bulamadın Leyla'yı. Aramadığım yer kalmadı patron. Sanki yer yarıldı, kadın içine girdi. Bulacaksın, ötesi yok bu işin. Yaşıyorsa canlısını, öldüyse ölüsünü isterim. Mezarını isterim, anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron, anlaşıldı. Ebe! Ne oluyor, ne var? Zavallı! Aa, hadi hadi, bir şeyin yok! Nur topu gibi bir çocuk doğurursun birazdan! Ne bakıyorsunuz be? Kaynar su getirin, temiz bez hazırlayın bana! Canım! Yavrum! Bir doktor çağırsak iyi olacak galiba. Dur, telaşlanmayın canım, hastalığı malum. Ana olmaya hazırlanıyor. Bu kadar erken olmaması lazımdı değil beni mi? Beni düşündüren de bu oğlum. Allah'ın işine karışılmaz ama galiba haddinden fazla erken doğum olacak. Ne yapalım dersin vallahi baba? Bilmem ki. Bu işi evde halledemeyiz, derhal hastaneye kaldıralım onu. O halde ambulansı getirteyim. Biraz acele et, annen içime korku düşürdü, hadi. Kızım nerede? Merak etme, sıhhati iyi, kurtardılar onu. Yusuf, sen! Nihayet buldum seni. Çok aramıştım. Mektubumda yazmıştım. Ancak cesedimi bulursun diye. O işi ben yapacaktım, Tanrı yapıyor. Allah'tan ümit kesilmez. Böylesi daha iyi. Beni niçin aradığını biliyorum. Karımsın Leyla. Böyle mi olmalıydı sonun? Oldu bir kere. Sebep kim ama? Layık olmayan birisi için harcadın kendini, bizi de mahvettin. Kaderim böyleymiş. Başka türlü de olabilirdi. Mesela seni sevebilirdim. Lekesiz gelirdim sana. Karın olurdum. Saygı duyardın bana. O zaman sen de yıkmazdın bütün dünyamı. Sürüklemezdin beni sokaklarda.
babamın acıların en büyüğüyle ölmesine sebep olmazdın. Felaketlere sebep olanı sen de biliyorsun. Yardım etseydin mahvederdim onu. Yapamazdım Yusuf. Sana kim mani olabilirdi ha? Kim mani olabilirdi? Ona olan sevgim. Sen bilemezsin bunun ne demek olduğunu. Sen de intikam ateşinin beni nasıl yaktığını bilemezsin. Bu ateşi sen söndürebilirdin ancak. Benden hayır yok artık. Biliyorum. Ama kızın var şimdi. Hayır, hayır dokunma ona. Sana ait değil o. Unutma karımsın hala. Hastane çocuğu bana verecek. Merak etme, ona çok iyi bakacağım. Gözüm gibi. Doğru mu bu Yusuf? Doğru mu? Yemin ederim sana. Emanetin çok kıymetli benim için. Allah senden razı olsun Yusuf. Tanrı emaneti o sana. Adını Hicran koydum. İstedim ki ıstırap sadece isminde olsun, içinde değil. Beni anlatma sakın ona. Anasını öldü bilsin, yeter. Yalnız büyüyünce bunu ver ona. Ana kokusu sinmiştir belki. Ana kokusu. Kız. Hiçbir şey yapmıyorum, oynuyorum Nuri amca. Bırak oynamayı şimdi, işe çıkma saatimiz geldi. Bugün gitmesek olmaz mı? Olmaz tabii, patrondan zılgıt yememi mi istiyorsun? Hadi yürü bakalım, cüzdanlar bizi bekliyor. İşler kesat bugün, eve eli boş dönersek yandık. Ben de çok korkuyorum Yusuf amcadan, bana öyle fena bakıyor ki. Ben ne yaptım ki sanki ona? Neden beni hiç sevmiyor amca? Biraz büyüyünce bu suallerinin cevabını öğreneceksin. Şimdi işimize bakalım biz. Ha, tamam. Göster kendini kız. Hadi. Hadi yürü. Aferin kızım, bu oyunu iyice öğrendin artık. Ustasını tebrik yok mu patron? Sırası gelince Nuri, oyunun henüz başındayız, unutma. Öteki çocuklar neden cüzdan kapmaca oyunu oynamıyorlar? Bilmiyorlar da ondan. Ben de onların oynadıklarını bilmiyorum. Hem hiç onlara benzemiyorum ki. Sen başkasın tabii. Sevmiyorlar beni. Aralarını almıyorlar, konuşmuyorlar benimle, neden? Fazla sual sormaya başladın! Onlar gibi olmak istiyorum Yusuf amca! Okula gitmek, temiz elbiseler giymek istiyorum! Bak hele, neler de istiyormuş! Sen kendini ne sandın kız? Kimsin, nesin, hiç düşündün mü? Bir piçsin sen! Cemiyetin yüz karasısın! Anasının kızı ne olacak? Yaşamaya bile hakkın yok senin! Sen benim oltamdaki yemsin sadece! Besliyorum seni, bakıyorum! Hele bir büyü, istediğim yaşa gel! O zaman verdiklerimi geri alacağım senden! İntikam ateşime maşa olacaksın! Hele bir büyü bakalım! Bir piçsin sen! Cemiyetin yüz karasısın! Arasının kızı ne olacak? Piç! 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 Benim adım Hicran'dır, bakışlarım yamandır. Düştüm artık bu yola,
Çekerim çok zamandır, düştüm artık bu yola. Çekerim çok zamandır, sokaklarda gezerim, zenginleri sezerim. Sokaklarda gezerim, zenginleri sezerim. Şöyle bir yan bakınca, paraları çekerim. Şöyle bir yan bakınca, cüzdanları çekerim. Meyhanelerde dolaştım, kahvelerde. Ben bu hayat yüzünde yatarım köprülerde. Ben bu hayat yüzünde yatarım köprülerde. Sokaklarda gezerim, zenginleri sezerim. Sokaklarda gezerim, zenginleri sezerim. Şöyle bir yan bakınca paraları çekerim. Şöyle bir yan bakınca cüzdanları çekerim. Körsün sen, bu yaptığına enayilik denir. Nasıl kabul edersen. Birçok ailenin aç kalmasına gönlüm razı olmuyor. Gönlünün istediğini değil, benim emirlerimi yapacaksın. Şimdiye kadar yaptıklarıma say. Vay canına! Gittikçe küstahlaşmaya başladın sen. Sizlerden öğrendim. Her şeyi öğrettiniz bana. Sadece kötülükleri tabii. Biz olmasaydık sonun ne olurdu, düşündün mü hiç? Kimsen yoktu sana bakacak. Bebektin, yalnızdın. Sonun ne olurdu, düşündün mü? Çok düşündüm. Nice mezar taşları gördüm. Apak, lekesiz. O taşlardan biri de benim olurdu. Böyle rezilcesine yaşamaktan daha iyidir sanırım. Bu yaşantına sebep biz değiliz. Hepimizin hayatını değiştiren biri var. Kim o? Zamanı gelince öğreneceksin. Nefretin bize değil, ona olacak. O zaman gözünü kırpmadan temizleyeceksin onu. Bir yabani ot gibi büyüttünüz beni. Sevgiden, insanlıktan uzak kaldım hep. İçime kötü şeylerin tohumunu ektiniz. Öyle olması lazımdı ama maalesef olmadı. Hocan olacak Ayyaş seni iyi yetiştiremedi. İçindeki nefreti yaşatamadı. Ben elimden geleni yaptım patron. Bu kızın içinde kötülük yok. Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin. Tıraşı bırak be! Yakında her şeyi öğreneceksin Hicran. Kaderimiz zincirle bağlı. Bu zincirin bir halkası da annendi. O koptu ama. Koparttılar, mahvettiler onu. Sen hala insanlara yardım etmeye çalışıyorsun. İntikam almalısın aslında. İntikam alacaklarım kuvvetli olmalı. Merak etmeyin, çizdiğiniz yolda yürüyeceğim. Ama isteyerek değil, asıl maksadınızı öğrenebilmek için.
seni! Kaçamazsın elimden, ver o cüzdanı! Ver! Hah, ver diyorum sana, görürsün şimdi sen! Ver! Al sana! Al sana! Yapma be abla! Hı, seni utanmaz seni, nasıl olurmuşsun? Görürsün! Merhaba! Merhaba! Bu cüzdan sizin mi? Evet! Benim, benim tabii! Buyurun öyleyse! Şansınız varmış ki hırsızın karşısına ben çıktım, alın! Kendinizi tehlikeye attınız, bir cüzdan için değmezdi! Değmezdi tabii ama... Tehlikeli bir hırsız değildi zaten! Çocuk denecek yaştaydı! Onu yakalamak için 10 cüzdanı feda ederdim! Bu kadar kinci olmayın canım! Yanlış anladınız beni, sadece teşekkür edecektim kendisine! Hoppala! Nedenmiş bu teşekkür? Sizinle tanışmama sebep olduğu için! Tanışmış sayılmayız ki daha! O halde tanışmaya başlayabiliriz! Adım Murat! Benimki de Hicran! Memnun oldum! ben sonra söylerim! Neyi? Memnun olup olmadığımı! Çünkü sizi henüz hiç tanımıyorum! Tanışmak için daha ne bekliyoruz? Buzlu bir limonatayla enfes pastaya ne dersiniz? Tanışmanın bu kadar hızlısına can dayanmaz derim! Buyurun! Nasıl, beğendiniz mi burasını? Bayıldım! Sık sık gelir misiniz? Gelirdim! Ama bu kadar güzel olduğunu fark etmemiştim! Bir eksikliği vardı çünkü! Neymiş o eksiklik bakalım? Siz! İnanın sizinle güzelleşti, mana kazandı burası! Anlaşıldı! Felaket derecede hızlısınız! Sizin süratiniz yanında benimki kaplumbağa hızı gibi kalır, unutmayın! Hırsızı ben değil, siz yakaladınız! Benim hızım bacaklarımda! Sizinki dilinizde! Çok mu geveze buldunuz beni? Hayır, çok tehlikeli! Beni tanıyınca tehlikeli olmadığımı anlayacaksınız! Nerede kalmıştık? Evet, adımın Murat olduğunu söylemiştim! Avukatım! Stajımı bitirdim ve şimdiye kadar sadece bir tek dava kaybettim! Tebrik ederim sizi! Başarılı bir hukukçusunuz öyleyse! Ya siz kendinizden bahsetmeyecek misiniz? Ben mi? Kendimden bahsetmesini hiç sevmem! Talebe misiniz? Hayır! Katibeyim ben, katibe! Bir şirkette mi, yoksa büroda mı? Büroda... Yıldızhan'da! Bu kadarı yeter bana! Yarın çıkış saatinizde kapıda bir nöbetçi görürseniz hiç şaşmayın! Bekleyecek misiniz yani? Yalan söylediysem, orada çalışmıyorsam? Gene de bekleyeceğim! Şayet soğuk bir kış sabahı, gazetede donmuş bir adamın Yıldızhan'ın kapısı önünde çekilmiş resmini görürseniz hiç şaşmayın! Resimdeki adam ben olacağım çünkü! Bu bir tehdit mi? Hayır! Sadece bir rica! Bekleyeyim mi sizi? Çok seviyorum! Ama benim sevmeye hakkım yok ki! Thank you.
Merhaba! Geleceğinizi tahmin etmemiştim doğrusu. Hem de ne geliş bir bilseniz, vaktinde yetişebilmek için tam 3 defa trafik kazası atlattım. Geçmiş olsun, çok üzüldüm. Ben de felaket derecede acıktım, heyecandan tabii. Bu bir teklif mi? Hem de binlerce rica ile birlikte. Pekala! O halde beni kollayın lütfen. Biraz önceki kazalara süratim sebep olmuştu. Şimdi de sonsuz sevincim olabilir. Buyurun. Neden böyle durgunsun? Hiç. Korkuyorum belki de. Saklayacak değilim Murat. Seninle her şeyim değişti. Hem de çok kısa bir zamanda oldu. Bunun için korkuyorum. Sonunda acı çekmektense başlamadan bitirelim. Başladı bile. İmkansız bir şey. Seni ilk gördüğüm an esir oldum gözlerinin. Sanki seni doğarken tanımış gibiyim. Bittiği anda da acı çekmem. Ölürüm. İnan bana. Avukat değil, şairmişsin sen. Gülüşünle, gözlerinle başladı. Şairliğin mi? Hayır aşkım. Gözümden kaçmıyor patron. Hicran son günlerde çok değişti. Ne gibi? Dalgın, durgun, hep düşünüyor. Gece gündüz düşünüyor. Hayatını saran esrar perdesini kaldırmak istiyordur belki de. Karışmak gibi olmasın ama şu kızın peşini bıraksak nasıl olur? Sus be! Karışma sen! Benim kimin peşinde olduğumu bilmiyor musun? Babasının tabii. Ama cezasını kızı çekiyor. Sendeki intikam ateşi sönmek bilmedi be abi. Mezara kadar da sönmeyecek Nuri. Hicran'a babasını tanıttığımız gün söner belki. Necmi'nin izini buldum nihayet. Avrupa'dan dönmüş. İndireceğin darbeyi ben de merak etmeye başladım doğrusu. Sabret biraz. Şimdi kızı kollamaya bak sen. Dedim ya, çok değişti Hicran. Gönül işi olabilir. Takip et onu. Sebebini öğren. Başına patron. Dünyam seninle değişti Hicran. Yaşantın bir mana kazandı, inan bana. Değişen dünyanın içindekiler duymasınlar bu lafları. Gücenirler sana. Kimler mesela? Ne bileyim, arkadaşlarım mesela. Belki de güzel gözlü, sırma saçlı bir kız. Hepsi geride kaldı yavrum. Kapattığım bir kitabın tek sayfasıydı onlar. Sense başlı başına bir romansın benim için. Okudukça güzelleşen bir romansın. Henüz ilk satırındasın ama, belki de sadece isminde. Hicran! Güzel ama hüzünlü bir ismin var meleğim. Belli olmaz, hüzün ismimde değil, içimdedir belki de. Bilemezsin ki! Anlatmadın ki bana kendini. Beni yakın bulmadın belki de. Ah, delisin sen, anlamadın mı bir takım şeyleri? Sana bakarken içimin nasıl titrediğini. Seni her zerrenle hissediyorum. Ama isterdim ki beni öylesiye mesut edecek sözleri ağzından duyayım. Bunu bekledim hep. Keşke söylemeseydim o halde. Neden? Beni üzmek için mi? Hayır, beni beklemen için. Ölüme kadar beklerdim seni. Ama daha önce seni doğum günüme bekliyorum. Niye daha önce söylemedin, ne zaman? 2 gün sonra. Bir kulüpte toplanacağız arkadaşlarla. Bak şimdi yaptığına, nasıl hazırlanırım ben? Ne oldu gene? Eski dünyana mahcup mu etmek istiyorsun? Beni elbise diktirmem lazım. Güzel budalan benim. Sen çul giysen gene güneş gibi parlarsın eski dünyamda. Tahmin ettiğin gibi patron, Hicran bir gençle buluşup konuştu. Tıpkı anası gibi. Kim bu herif? Bilmiyorum. Kısa zamanda öğrenirim kim olduğunu. Hadi göreyim seni. Hah, bizimki de çıkıyor işte. Abi! Geçmiş olsun Ferit. Şükür sağ bugüne de. Abi. 18 sene, dile kolay bu. Kötü günler geride kaldı artık, unutuldu onlar. Unutamadığım tek bir şey var abi. İçimdeki kin. Biliyorum. Biz Nuri ile işi ayarladık Ferit. Necmi ile hesaplaşma günü yaklaştı. Tabii daha önce kızı var sırada. Kızı mı? Hem de ne kız? Senin hakkın o tabii.
Öyle değil mi Nuri? Öyle tabii. Ama elini çabuk tutması lazım Ferid'in. Çünkü yakışıklı bir rakibi var şu anda. Sana verecek tek kıymetli eşyam bu madalya. Daha doğrusu en temiz hatıran. Temizliği, saflığı senden almış yavrum. Hakkımda yanılıyorsun. Ya başka türlü bir insansın? Asla. Neden? Gözler yalan söylemez çünkü. Biliyorum, kapalı bir kutu gibisin. Bu kutunun tek anahtarı da gözler. Sana sevgimden başka verecek bir şeyim yok. Sana sevgimden başka verecek bir şeyim yok. O kadar yalnızım ki dertleşecek kimsem yok. O kadar yalnızım ki dertleşecek kimsem yok. Belki de kötü taraflarımı göremiyorsun. Bir his alemi içindesin. Ama bir gün... Evet, bir gün. Bir gün beni bütünüyle tanıyacaksın. Gelmişimle, geçmişimle, her şeyimle. İşte o zaman... O zaman seni daha çok seveceğim. Belki de sevmeyeceğim. Tapacağım. Kırıldın mı bana? Neden? Buraya getirdiğim için. Getirmedin ki sen. Uçtum adeta. Kanatlarım sevgim oldu. İstedim ki bu gece hiç bitmesin. İstedim ki yalnız kalalım. Başka gözler görmesin seni. Yabancılar duymasın tatlı gülüşünü. Kıskandım seni. Ölesiye kıskandım. Biraz sabırlı ol Ferit. Onu tanıyınca boşuna beklemediğini anlayacaksın. Bana kalırsa bu tanışma merasimi biraz gecikecek. Anlaşılan kız gece mesaisi yapıyor. Asla! O tarafına kimse dil uzatamaz onun. Vahşi bir kedi gibidir. Yanına yaklaştırmaz kimseyi. Bakıyorum son günlerde avukatı kesildin kızın. Müdafaa etmiyorum patron, karakterini söylüyorum. Göreceğiz bakalım. Adamına rastlamamış o. Yeter ki beğeneyim, hoşuma gitsin. Üst tarafı kolay. Kendimi iyice tanıtırım ona. Hem de unutmam hocasına. Her şey için özür diliyorum. Affet beni Hicran. Hata yapmadın ki sen. Ya bu gözyaşlarım? Hüznümden değil Murat, korkumdan. Bu tatlı rüyanın bitmesini istemiyorum. O rüya burada başladı yavrum. Seninle başladı, seninle bitecek. İnan bana. İnanmasam yanında olmazdım. Hep yanımda olmanı istiyorum. Bu bir vaat mi? Hayır, yemin. Sadakat yemini. Babanla konuşmak istiyorum artık Hicran. Bu işi bitirmemiz lazım. Babamla mı? Evet,
Sen de istersen tabii. İstemez olur muyum? Ama babamla konuşmanın sırası değil daha. Beklerim ben de. Ama önce seni benim babamla tanıştıracağım. Ah, ya babam beni beğenmezse? Gene de bir şey değişmez yavrum. Şuna inan ki saadetimize hiç kimse gölge düşüremez. Hiç kimse ayıramaz bizi. Günaydın bebeğim. Kimsin sen? Hatırlamana imkan yok tabii. Yusuf'un kardeşiyim ben. Niçin geldin buraya? Senden tanışabilmek için. Geceyi beklemekle geçirdim. Bu kadar önemli mi tanışmamız? Aklının alamayacağı kadar. Seni yanlış tarif etmişler bana. Kılıksız, gösterişsiz, Allah'lık bir kız demişlerdi senin için. Halbuki güzelsin. Büyüleyecek kadar güzel. Dokunma bana! Eksik anlatmışlar beni. Sataşanın gözünün yaşına bakmadığımı söylemeyi unutmuşlar. Unuttukları bir de benim yavrum. Buz gelir her şey. 18 sene nedir bilir misin sen? Kadınsızlığın ne olduğunu anlar mısın acaba? Hele senin gibi güzel bir kadın olunca... Bırak beni! Bırak diyorum sana! Yaklaşma! Yaklaşma bana! Defol git buradan! Git diyorum sana! Benim olacaksın! İstesen de istemesen de! Hadi gel bakalım! Gel de hesaplaşalım! Oyuncağını mutfağa götür güzelim! Patates soyarsın ondan! Çekil diyorum! Ah, ah, ne oluyor burada? Hiç abi, muhabbet ediyorduk küçük hanımla. Ona namusumu koruyabileceğimi gösteriyordum. Hangi namusunu? Sen kendini ne zannediyorsun kız? Kimsin sen biliyor musun? Anlatmadınız mı şimdiye kadar ona kim olduğunu? Üstü kapalı geçtik. Ama sırası geldi sanırım. Nuri, anasından kalan hatıraları getir şuna. Bir fahişenin kızı olduğunu anlasın artık. Hayır! Söyleyemezsin, bunu ölmüş bir kadını lekeleyemezsin. Onun lekesi öldürdü. Sevdiğim kadındı, beni öldürdü. Kardeşimi yaktı, anan adi bir fahişeydi senin, anladın mı? Fahişeydi! Sus diyorum! Anlattıklarına bir başkasının sebep olduğunu söylemiştin. Evet. Babandı. Şu anda şahane konağında mazisini unutmaya çalışan baban. Kim bu adam? Tanıyacaksın onu. Ama önce ananın ne mal olduğunu öğren. Gazeteler çok bahsetti ondan. Lekeli kadın diye başlık attılar. Al, al da oku. İşte baban! Ananı çamura iten adam! Biz sözümüzde durduk, gösterdik babanı! Evi de bu! İstersen git tanıt kendini! Tanışacağız onunla! Ama ilk ve son tanışmamız olacak bu! Son tanışmamız! Gelen biri. Alacağım var senden. Borçlu olduğum kimseyi tanımak isterim. Leyla! Leyla'sın sen! Hı, yanılıyorsun beyefendi! Leyla hayatını mahvettiğin kadındı, ben onun kızıyım! Leyla! Onun kızı!
O nerede? Bir toprak yığını şimdi. İsimsiz bir mezarın ölümsüz misafiri. Sen sebep oldun harcanmasına. Hatamı tamir etmeye çalıştım. İnan bana. Anam da inanmış sana. Yüzünü bile görmedim onun. Kokusunu, sıcaklığını duyamadım. Bir zehirli çiçek gibi büyüdüm. Sevgiden, şefkatten mahrumdum. Alnımda kara bir damga vardı, piç! Bilir misin bunun ne demek olduğunu? Bilir misin ha? Sen... Sen kızımsın benim. Asla! Ben anamın kızıyım. Sevgisini kendine mezar yapan anamın. Paşavra gibi attığın, çamura buladığın kadının kızıyım ben. Bunun cezasını çekeceksin şimdi. Bu kadın yaşasaydı kızının katil olmasını istemezdi. İstediği sendin. Sevgiydi, mutlu bir yuvaydı. Ne verdin ona, ne verdin? Sadece acı, lekeli bir hatıra ve ölüm. İstemezdim böyle olmasını. Hadi, sok o silahı cebine. İnan ki kendimi değil, seni düşünüyorum. Ateş edersen yalnız beni değil, kendini de öldürmüş sayılırsın. Ben zaten ölmüşüm. Anamla birlikte belki de. Kaderimiz aynı çizilmiş. Ben neyim ki bir hiç? Hiçbir şeye hakkım yok bu dünyada. Sevmeye, sevilmeye, hiçbir şeye. Bütün bunlara sebep de sensin. O halde çek tetiği. Kurtuluşun bu olacaksa öldür beni, razıyım. Yalnız şunu unutma ki babanım ben senin. Çok geç artık. Bunu senelerce önce söylemeliydin. Babam olduğun için değil, anama hürmet ettiğim için. Çünkü sevmiş seni. Sevmiş ne çare ki? Dur, dur biraz. Günaydın beyefendi. Günaydın. Ya babam daha kalkmadı mı? Geliyor efendim. Pek yorgun görünüyorsun baba. Bu gece çok çalıştın galiba. Artık torun sahibi olacak yaşa geldin. Hayrola biri mi var yoksa? Evet baba. İnanın bana sanki ondan başkasını tanımamış gibiyim. Sadece o var benim için. Aferin şu hanım kıza. Senin gibi evlilik düşmanı bir erkeği yola getirdi ha? Bir tanısan onu baba. Eminim ki sen de sevecek, hemen ısınacaksın. Dünyanın en tatlı, en iyi insanıdır o. Acaba onu bu gece getirsem? Tabii, yemeğe beklerim. Sağ olun babacığım. Hanım kızıma hürmetler mi söylemeyi unutma. Anan bir fahişeydi senin. Evet, ben layık değilim ona. Vazgeçmeliyim ondan. Buyurun. Merhaba sevgilim. Bu ne sürpriz? Neredesin yavrum? Nerede olduğum mühim değil Murat. Belki de hiçbir yerde. Kendim de değilim çünkü. Dinle beni. Bak, sözümü hiç kesmeden dinle. Hani sen bana bir romansın derdin hep. İşte o romanın sonu kötü bitti bir tane. Anlatamam sana. Çok düşündüm. Birbirimizi görmeyelim artık, ne olur. Neler söylüyorsun? Hasta mısın yoksa? Hayır! Hastalık benim mazimde Murat. Sorma bana hiçbir şey. Bir rüzgardı. Esti gitti dersin benim için. Unutursun günün birinde. Dünyada okunacak o kadar güzel roman var ki senin için. Kirli satırları olmayan romanlar. Beni sakın arama. Yalnız şunu bil ki... seni senden fazla sevdim.
Zaman zaman anam oldun, babam oldun benim için, her şeyim oldun. Anlaşmalıydık. Hayır, gitme, dur! Anlat bana her şeyi! Beni böyle acımla baş başa bırakamazsın! Unuttun mu son gecemizi? Hani yemin etmiştik? Yalvarırım, konuş! Sebep göster bu kahredici ayrılık için! Sebep göster bana, sebep göster! Pekala sevgilim! Mecbur olduğum şeyi yapacağım! Ayrılışımızın sebebini öğreneceksin! Hicran! Hicran, cevap ver! Hicran! Seni bu sefer kaçamazsın! Hicran! Sen ha! İşte sebep buydu sevgilim! Ne demek oluyor bu? Çok şey! Anlatılmayacak kadar çok şey! Romanlara sığmaz belki de! Razıyım her şeye! Kim olursan ol razıyım! Ben razı olamam! Sevdiğim adamsın çünkü! Temiz gelmeliydim sana! Temizdin, biliyorum bunu! O kadar yetmemeli sana! Mazimle, yaşantımla sana layık değilim! Anla bunu, ne olur! Ayrılmamız için yeterli bir sebep değil bu Hicran! Bir cemiyet kurbanı olabilirsin! Ben mazini değil, seni sevdim! Unutursun elbette! Böyle olması ikimiz için de hayırlı! Yollarımız ayrıldı sevgilim! Burada başladı, burada bitti o güzel masal! Ama şuna inan ki ömrüm boyunca içimde yaşayacaksın! Hicran! Kazım! Buyurun beyefendi! Hadi elini çabuk tut biraz, neredeyse gelir bizimkiler! Merak etmeyin, zaten her şey hazır efendim! Garip şey! Murat habersiz bu kadar geç kalmazdı! Telefon etmediğine emin misin? Evet beyefendi, ben bütün gün evdeydim! Allah Allah! Herhalde çok mühim bir işi çıkmış olacak. Bana bir viski ver. Emredersiniz. İşte sana sebep! Ben buyum, sokakların kızıyım. Kaderini bağlama bana! Yollarımız ayrı, çok ayrı! Karanlık dünyamda senin yerin yok Murat! Murat! Nerede kaldın oğlum? Dünyam yıkıldı baba, her yer kapkaranlık oldu. Peki, müstakbel gelinimize ne oldu? Ayrıldık onunla baba. Beraber olamayacağımızı, yollarımızın ayrı olduğunu söyledi. Bıraktı beni. Seni mi beğenmedi? Hayır baba! Kendini beğenmedi. Bana layık olmadığını söyledi. Allah Allah, karışık bir durum! Çok iyi bir kız olduğunu anlatmıştın bana. Gene de anlatırım baba. Dünyada tekti o. Düşüncesiyle, davranışıyla tekti. Saadetimi düşünerek kendini feda etmişti.
kendini feda etmişti derken neyi kastediyorsun oğlum? Açık konuş benimle. Benim olmuştu baba. Hayasızca bir teslim oluş değildi, inanın bana. O gece sadakat yemini etmiştik. Sonra o güzel rüya kabusla bitti. Hayır, olamaz bu. Bırakamazsın onu, mücadele etmen lazım Murat. Onu düşün bir kere, sonunu düşün. Cemiyet haindir oğlum, karanlık bir kuyu gibidir. İçine düşenleri boğmak ister. Yapabileceğim bir şey yok artık. Kurtar onu, mani ol oğlum. İstersen ben gideyim konuşayım onunla. Çocukluk ettiğini söyleyeyim, ikna edeyim onu. Hiçbir şey değiştirmez baba, kararını verdi o. Mücadeleyi bırakmayalım oğlum. Söyle bana, kim bu kız? Sevdiğim, taptığım insan sadece. Ama gitti o artık. Hem de dönmemecesine gitti. Geride sadece bu hatırayı bıraktı. Olamaz bu. Buraya. Kapı aralığında konuşmayı sevmem. Ben de! Defol git buradan! Defol git dedim sana! Ağır ol bakalım, nereye böyle? Kızımla konuşmak için geldim buraya. Önce bizden konuş! Kımıldarsan bozarım Necmi! Ne istiyorsunuz benden? Bizden aldıklarını, abimin namusunu, benim 18 senemi istiyoruz. Nuri! Bu şerefli vazifeyi sana havale ediyorum. Hadi! Hadi Nuri! Yeter artık be! Bırakın gitsin bu adam! Ne o? Korkuyor musun yoksa? Bozuluyorum artık! Kahrolası kininiz yüzünden hepimiz hayvanlaştık! İnsanlığımızı unuttuk be! Bırak felsefeyi, hadi bitir şunun işini! Yapamam! Burası benim evim! Polis önce benim yakama yapışır bu yaştan sonra! Haklısın! Burası senin evin. Hem bu yaştan sonra... Yaşayıp da ne alt edeceksin? Kaç! Kaç buradan! İcranı da götür! Polisler gelince iki ceset bulacaklar burada. Dağılmış eşyalar ve birbirini öldürmüş iki eski düşman! Hadi bitir işini! ...18 senemin acısını çıkaracağım senden. Babanı da... ...öldür! Anlat kızım! Anlatacak bir şey yok hakim bey.
Suçlu olduğumu biliyorum. Onları ben öldürdüm. Sebep neydi kızım? Cemiyete zararlı insanlardı. Ölmeleri lazımdı. Pişman değilim. Cezama razıyım efendim. Bu tarz ifadeyle bir nevi intihar ediyorsun kızım. Müdafaanı yapacak bir avukatın yok mu? Hayır. İhtiyacım yok hakim bey. Var sayın hakimim. Yüksek müsaadelerinizle sanığın müdafaa vekilliğini talep ediyorum. Kabul ediyor musun kızım? Hayır. Müdafaa edilecek bir tarafım yok benim. Sen istemesen de amme hukuku sana bir avukat tayin edecektir. İyi düşün kızım. Lütfen yavrum, bunu benim için yap. Çünkü seni ölecek kadar çok seviyorum. Cevap ver. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Sayın hakimim, müvekkilem yıkıntılarının tesiri altındadır. Ruhi bir buhran geçirmektedir. İfadesinin nazara dikkate alınmamasını, şahitlerin tedariki ve dinlenmesi için mahkemenin talik edilmesini rica ediyorum. İyi düşünüldü. Müdahil avukatın isteğine uyularak CS'nin 17 Eylül 1965 tarihine bırakılmasına karar verildi. Korkarım babanız size şahitlik yapamayacak Murat bey. Yoksa... Yo, yanlış anlamayın. Tehlikeli devreyi atlattı. Yalnız biraz istirahat etmesi lazım. Geçmiş olsun baba, nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Baba, benim oğlun, Murat... Duymuyor musun, anlamıyor musun? Boşuna uğraşmayın oğlum, maalesef konuşamaz. Başına indirilen sert darbe kısmi bir felce sebep oldu. Daha evvel niçin söylemediniz? Durumu komadan çıktıktan sonra belli oldu. Düzelmesine imkan yok mu? Zamana bağlı. Şimdi mutlak bir istirahate ihtiyacı var. Benim de ona. Çok güç durumdayım doktor. Babam konuşmazsa başka bir insanın hayatı tehlikeye girecek. Sizi anlıyorum ama maalesef şu anda beklemekten başka yapılacak hiçbir şey yok. Merak etme Hicran, kurtulacaksın yakında. Yalnız senin de bana yardım etmen lazım. Yalvarırım, ısrar etme Murat. Öldürdüm onları işte. Sana layık olmadığımı söylemiştim. Sakin ol sevgilim, göreceksin her şey düzelecek. Peki ama babamın cinayet yerinde ne işi vardı? Baban mı? Sen... Aman Allah'ım! Olamaz! Gardiyan, doktor! Hicran, ne var sevgilim, ne oldu? Doktor! Hayır! Hayır, olamaz! İmkansız bu! Hayır, hayır! Hayır! Neyin var sevgilim? Seni harap eden sır nedir, söyle bana! İçindeki zehir akıt! Ölmek istiyorum! Ölmek istiyorum! Hicran, beni duyuyor musun bir tanem? Kendine gel, neyin var? Her şey düzelecek, inan bana, her şey düzelecek! Uyandın mı sevgilim? Yalnız bırak beni! Çık git hayatımdan! Yalvarırım uzaklaş benden, başka bir dünyaya git, ne olur git! Niçin sevgilim, neden? Git diyorum sana, yalnız bırak beni! Ölmek istiyorum, ölmek istiyorum! Hicran! Lütfen Murat bey, hastayı fazla yormayalım. İstirahat etmesi lazım. Konuşmalıyım onunla doktor bey. Kurtulabilmesi için konuşmalıyım. Şu anda imkansız, iyileşince belki. Buyurun gidelim. Sana ihtiyacım var baba, oğlun olarak, meslektaşın olarak ihtiyacım var. Biliyorum hastasın, biliyorum çaresizsin ama ihtiyacım var sana. Ah, bir konuşabilsen baba, bir anlatabilsen! Nedir bu sır baba? Hicran'la aranızdaki kader bağı nedir? Kardeşin o senin, kardeşin! Babamla aranızdaki sır nedir?
Söyle, babamla aranızdaki sır nedir? Yalvarırım, beni yanlış anlama baba. Hastalığım beni kahrediyor. Seni zorladığım için üzülüyorum. Ama çaresizim. Senin kadar sevdiğim bir insanın hayatı tehlikede. Konuşamadığın müddetçe ölüme adım adım yaklaşacak. Adım adım! De öldürücü bir sır var sayın hakimler. Müvekkilem konuşmamak için ölümü tercih etti. Uğruna kendini feda etmeye çalıştığı bu sır nedir? Kime aittir? Gün ışığına çıkaramadığım bir karanlık alemin ezikliği içindeyim. Gönül isterdi ki hadiseyi gören tek şahit olan babam konuşabilsin ve suçlu, aynı zamanda çok sevdiğim olan insan kurtulabilsin. Ama olmadı. Belki de meslek hayatıma son verecek bir başarısızlıktan korkuyorum. Hak etmediği bir cezaya razı olan müvekkilemin sırrından korkuyorum. Bu şartlar içinde adil bir karar verilemeyeceğinden korkuyorum. Her şey yüksek takdirinize kalmıştır efendim. Sanığın saklamak istediği bir sır yüzünden ölümü tercih ettiğine inanmak güç. İntihara teşebbüsü vicdan azabı yüzünden de olabilir. Hayır hakim bey, vicdan azabı olsaydı konuşurdu. Anlatırdı her şeyi. Oysa susuyor. Ardında acılı insanlar bırakacağını bile bile susuyor. Sırrını saklamak için ölüme koşuyor. Bu sır belki kendisine, belki annesine, belki babasına aittir sayın hakimim. Hayır! Hayır, suçluyum ben! Dünyaya suçlu olarak geldim. Cemiyete zararlı oldum hep. Masum insanların canına kıydım. İçimdeki kötülüktü bunları yaptıran. Sakladığım bir sır yok hakim bey. Suçluyum ben, suçluyum! Söz iddia makamının. Durum çok açık. Hadise de meydandadır sayın hakimler. Gerek sanığın itirafı, gerekse suç delilleri, cinayetlerin taammüden işlendiğini ortaya koyuyor. Suç aletindeki parmak izleri, sanığın itirafını şüphe götürmez bir katiyetle doğruluyor. Sanık cinayetlerini kötü yaşantısının sebepleriyle işlemiştir. Suçlunun, Türk Ceza Kanunu'nun 451. maddesi uyarınca idam cezası ile tezyesini talep ediyorum. Hayır! Baba! Sevdiğim kadını uçuruma itmiştim. Şu anda suçlu mevkiinde olan kızımın anasıydı o. Beni mahvedebilecek bir kozu vardı elinde. Kendini feda etti ama o kozu kullanmadı. Sonra evlendim bir başka kadınla. Karım erken doğum esnasında öldü. Onun ölümü doğacak çocuğumu da kaybettirdi bana. Allah'ın gazabıydı bu. Yalnızdım. Acıların en büyüğü içimi yakıyordu. O sırada gece kondularda Murat'ı buldum. Kimsesiz bir bebekti.
evlat edindim onu. Tek tesellim, tek kuvvetim o oldu. Kader ağlarını etrafımızda örmeye devam ediyordu. Bir fırsat geçti elime. Kızımın saadetiyle ilgili bir fırsattı bu. Hadisenin cereyan ettiği eve gittim. Orada ölüm bekliyordu beni. Kurtulmam mucizeydi. Bu mucizeyi kızım yarattı. Bir defa bile baba diyemediği beni kurtardı. Şefkat, sevgi görmediği babasını kurtarmak için kendini tehlikeye attı. Cinayet meşru müdafaadır muhterem hakimler. Ve sanığın cinayeti meşru müdafaa sahikiyle işlediği tespit edildiğinden beraatine oy birliğiyle karar verildi. Dur sevgilim, önce babam! Ah baba! Babacığım! Kızım, yavrum! Baba Yanan'ın bu kadar tatlı olduğunu bilmezdim. Sus kız, şu yabaniyi kıskandıracaksın şimdi! Yabaniysem suçlu sizsiniz. Öyle yetiştirdiniz. Damadım olacağını bilseydim başka türlü yetiştirirdim. Nasıl? Birinci sınıf kılıbık. Seni üzmemesi için tabii. Üzüntülerimiz geride kaldı baba. Beni affettin mi yavrum? İlk gördüğüm an. Bu öpüş de onun için baba. İkimizin kalbinde yaşayan için. Anlaşmadık baba. Güle güle yavrum. Allah sizleri mesut etsin. Teşekkür ederim sevgilim.